tembel tembel oturup ne yapacağım diyor musunuz? Ya da aklınıza hiçbir şey gelmiyor mu? Hayat nereye gidiyor diye sorguluyor musunuz? İzlemeye devam edin. Size çok güzel önerilerim var. Bu da reklam filmi gibi oldu. Size 21 tane fikir sunacağım. Merhaba herkes. Herkese merhaba. Of, şimdi bugünler biraz zor. Karantina olmaktan, koronavirüsten sıkıldıysanız benim size birkaç tane tavsiyem olacak bu videoda. Ama tabii ki sıkılmaya hakkımız yok. Neden? Çünkü bizim yerimizde olmak isteyen çok fazla insan var. Mesela doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz, şoförlerimiz, polislerimiz, devlet çalışanlarımız, markette çalışanlarımız, eczacılarımız. O yüzden sıkılma hakkımız yok. Aşağıda marketten geldiler, o yüzden paketler duyuluyor. Kusura bakmayın. Şimdi sıkılıyorum, oturuyorum, bir şey bulamıyorum yapmak için diye düşünüyorsanız size birkaç tane tavsiyem var. Ve başlayalım. Gene yani bu 20-20 şeyini aldım. Ne deniliyor? Ya, defter işte. Ama planlayacak bir şeyim yok. O yüzden YouTube videolarımı planlamak için bunun içine yazıyorum. Şimdi size ilk tavsiyem, oyun oynayın. Yani biz ne zamandan beri hiç oyun oynayamıyoruz. Yani bu hayat koşuşturmacasından. Anca belki bazı insanlar hafta sonları ya da arkadaşlar bir araya gelince, o zaman bile değil. Belki herkes oturuyor böyle telefon bakıyor yani. Bence oyun oynayın. O kadar çok oyun var ki. Tabu var. O en sevdiğim. Monopoly var. Birçok kişi çok seviyor. Twister var. Onu da çok seviyorum. Twister bilmiyorsanız o kadar güzel ki böyle bir tane şey seriyorsun yere. Böyle bir sofra bezi gibi ama sofra bezi değil. Çünkü plastik. Ve üstünde yuvarlak değişik renkler var. Herkes çark çeviriyor ve herkes ne çıkarsa elini ayağını oraya koyuyor ve birbirine giriyor ve kim ayakta kalabilirse o kazanıyor. O kadar eğlenceli, o kadar keyifli bir oyun ki. Şu kolyem. O kadar eğlenceli ve o kadar keyifli ki, yani oyunu bilmiyorsanız aşağı linkleyebilirim yani. Çok güzel. Ve bu oyunları falan da aşağı link edeceğim. Neyse, Uno'yu çok seviyorum. Yani çok keyifli ve Uno'da kendi kurallarını yapabiliyorsun. Buna çok katılmayan insan var. Kutudaki kuralları dinleyen insanlar var. Ama biz öyle değiliz. Biz kendi kurallarımızı yapıyoruz. O yüzden çok keyifli oluyor. Okey var. Herkes okey oynuyor. Hele Türk milleti okeyi çok seviyor. Yazın balkonlarda şak 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 herkes duyuluyor. Başka oyun ne var? Yani birçok oyun var oynayabileceğiniz. Ya da çocuklarınızla evcilik ya da Barbie falan oynayabilirsiniz yani. O yüzden bence çok keyifli bir zaman. Hele vakitle geçirmek, hele ailenle vakit geçirmek için. Ya da diyelim ki arkadaşlarınla karantinadasın. O zaman arkadaşlarınla da oynayabilirsin. Çok keyifli ve eğlenceli ve hele çok şey sen böyle falan gibi bir insansan bence bu tam sana göre. İkinci tavsiyem, boyama kitabı boyayın. Yani çocuk boyama kitabı değil. Gençlere ya da olgunlara boyama kitapları var. Böyle küçük küçük tane tane ince kalemle içini boyuyorsun ve o kadar stres attırıyor ki ve o kadar sakinleştiriyor. Stres attırıyor ki bence yapın. Çok güzel, çok keyifli, hatta benim aynı zamanda resim boyuyun. Sulu boya yapın. Tabii bunlar evinizde varsa yapabilirsiniz biliyorum ama ben mesela karantina olmadan biliyordum ki hani sıkılacağım zamanlar, hani sevdiğim şeyleri yapayım. O yüzden gittim kırtasiyeden kendime sulu boya malzemesi aldım. Ve çok keyifli, gerçekten çok stres attırır. Ve sonunda kendinize, duvarınıza asabileceğiniz bir tablo olur. Ve aynı zamanda
sulu boya yapmayı bilmiyorsanız YouTube'da birkaç tane kanal var, size gösteriyor böyle kolay bir şekilde nasıl sulu boya yaparsınız. O yüzden onları da buraya linkleyeceğim. Bakın görün. Üçüncü tavsiyem, şu an internette bayağı bir challenge geziyor. İnsanlar sıkıntıdan ne yapacaklarını bilmiyor. Ve çoğu insan sosyal medyaya baktığı için challenge'lar bayağı geziyor. Hatta benim bir arkadaşım böyle alnına bardak koydu. Yarı dolu bir bardak ama plastikti. Ve böyle yavaş yavaş yere yattı, sonra geri kalktı dökmeden. Çok güzel. Yani birçok böyle bir şey var ama en popüler gördüğüm push-up challenge, şınav çekme challenge. 10 tane yapabilir misin diye. Öyle şeyler yapıp paylaşabilirsiniz ve bence çok keyifli. Ve arkadaşlarınızı da etiketleyip onları challenge'a davet edebilirsiniz. Dördüncü tavsiyem ailenizle vakit geçirin. Gerçekten yani artık bu kadar koşturmaktan, bu kadar çalışmaktan, oradan oraya koşayım, arkadaşlarımla takılayım falan filan demekten bir türlü gerçekten ailenizle vakit geçirmiyorsunuz ya da vakit geçirmiyoruz. Ama ben hep ailemleyim ve vakit geçirdiğim için kendim için konuşamıyorum burada. Ama ne kadar vakit geçiriyorsan ailenle onu fazlalaştır. Yani benim duble oldu. Ama gerçek bu. Yani ailen her zaman yanında olacak insanlar. Bir kötü durumda olacağın ya da bir zor durumda olacağın zaman hep yanında ailen var. Annen var, baban var da birinden biri var hani aile durumuna göre. Kardeşin var, aile dostların yani anneannen, deden hani bu insanlar her zaman yanımızda olmayacak gelecekte ve bence onlarla en çok ne kadar vakit geçirebilirsek o kadar önemli. O kadar hikayelerini dinlemek, onlardan bir şeyler öğrenmek, tavsiyeler almak, onların tecrübelerinden öğrenmek ve onlarla çok güzel anılar yapmak ve biriktirmek bence şu an çok önemli. Ve belki hayatımızda bir daha bu kadar vaktimiz olmayacak böyle bir şey yapmak için. Hele büyüklerimizle ve büyüklerimiz her zaman yanımızda olmayacak. O yüzden bence ailenizle vakit geçirin. Kardeşler evlenecek, aileler kurulacak, farklı evlere geçilecek ve yani tabii bu herkes için geçerli değil ama çoğunluk böyle. Ve birbirimize zar zor göreceğiz hele çalışıyorsak falan filan. O yüzden bence ailenizle vakit geçirin. Bol bol sohbet edin, Türk kahvesi yapıp geçmişinizi konuşun. Ben mesela anneannemle her zaman oturup aile geçmişimizi öğrenmeyi çok seviyorum. O yüzden bunu yapın. Bu arada dedem de acayip komik. Büyüklerinizi tanımıyorsanız tanıyın. Çünkü bazıları çok flörtöz. Bazıları zamanından az değilmiş. O yüzden o kadar güzel ve o kadar keyifli ve o kadar komik hikayeler çıkıyor ki. Yani çok keyif alırsınız ve asla pişman olmazsınız. Beşinci önerim puzzle yapmak. Şimdi puzzle çok insan yapmıyor. Ben bile babama söylediğimde babam bana dedi ki kaç yaşındasın puzzle yapıyorsun. Ama onunla alakası yok. Bazı insanlar yani neyse. Puzzle yapın. Puzzle'lardan işte 500 taneli var, 1000 taneli var, 1500, 2000 gitgide büyüyor. Ve o kadar bu da stres attırıcı. Bu da yani beyin oyunları gibi. Gerçi birkaç beyin oyunu da oynayabilirsiniz. Bu da çok önemli. Hani gelecekte Alzheimer olmamak için ne zaman vaktin olacak gene. Ama yani beyin oyunu gibi böyle buluyorsun, beynini yoruyorsun. Hani ondan sonra tablo bitince bir şey başarmış gibi hissediyorsun ki gerçekten başardın. Ve ondan sonra istiyorsan onu tablolattırıp duvarına asabilirsin. Mesela benim arkadaşım Zeynep puzzle yaptı ve ben ondan heveslendim ve gittim kendime puzzle aldım. Ama onunki çok güzel. Onunki deniz kızlı. Benimki de böyle atlar falan. Yani çok güzel. Bence yapın, çok keyifli. Hatta yapın, bozun, gene yapın. Tek başınıza yapın. Hani yanınızdakilerle yapın. Bu arada dergi de alın. We'll be right back.
tavsiyem ve önerim. Pasta, kek, börek, çörek, pizza, böyle şeyler yapabilirsiniz, pişirebilirsiniz yemek falan. Bilmediğiniz yemekler varsa öğrenebilirsiniz. Mesela ben çok böyle mutfak insanı değilim demek istemiyorum. Çünkü değildim gibi. Yani şimdi daha çok mutfağa giriyorum. Mesela ben dolma sarıyordum ama nasıl piştiğini falan bilmiyordum işte falan filan. Annemle birlikte oturup dolma sardık mesela, öğrendik. Pankek yapıyordum ve şimdi sağlıklı pankek yapmayı öğrendim. Size onları başka bir videolarımda gösteririm ve onların şeylerini veririm. Üzgünüm ama aşağıdan çok ses geliyor. Neyse. Tariflerini birkaç gelecek videomda gösterebilirim. Hatta nasıl yaptığımı gösterebilirim. O kadar güzel oluyor ki yani ben çok seviyorum, bilmiyorum. Neyse, böyle şeyler yapabilirsiniz. Yani vaktiniz olmuyor ve yapamıyorsanız mesela cupcake'ler, kurabiyeler, kuru pastalar, helvalar. Hani böyle şeyler yapmayı bilmiyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız ya da herhangi bir yemek olabilir. Şu an öğrenme vaktiniz. Çünkü daha başka ne zaman bu kadar evde, bu kadar mutfakta vakit geçirebileceksiniz? Yani bari bir şey yiyorsanız pişirdiğiniz, yaptığınız sağlıklı bir şey yiyin. Yani cips, cracker yemeyin demek isterim ama hepimiz yapıyoruz ama bu daha iyi bir şey. Tabii ki daha sağlıklı bir seçenek. Kitap okuyabilirsiniz. En sevdiğiniz yazardan ya da popüler listelerinde bakabilirsiniz. Neyi seviyorsanız ona göre bir şeyler okuyabilirsiniz. Hatta onun üzerinde de bir video yapabilirim. Nasıl kitap seçilir, ne tarz hani ne tarz janralar diyorlar. Seviyorsun. Ona göre bir video yapabilirim. Ama bence kitap okuyun. Hem bilgilendirir. Ben mesela bilgi kitaplarını çok seviyorum. Öyle kitaplar tavsiye ederim. Yani romanlar da güzel ama bilgi öğrenmek bildiğiniz gibi her zaman daha güzel. Ve bu arada like dedim. Kitap okumayı sevmiyorsanız ya da kitap okumak çok yavaş, yani kitap okumada çok yavaşsanız, ki ben bazen öyleyim. Audiobook'lar var. Audiobook'lar var ve audiobook çok dinliyorum ve böyle daha hızlı kitap okumuş gibi oluyorsun. Aslında dinliyorsun ama okumuş oluyorsun. Çünkü aynı bilgi ve ben buna inanıyorum. Ve yani biri izleyerek, okuyarak, kelimeleri görerek, biri dinleyerek. Bilgi aynı bilgi. Aşağıdan çok ses geliyorsa üzgünüm. Mesela audiobook'lar var ve audiobook'larda mesela bir tane app var benim kullandığım. Onu da aşağı etiketledim. Oh, adı neydi ya? Unuttum adını ama aşağı link edeceğim. Audiobook'lar var ve audiobook'lara o app'e ayda böyle az bir miktar para ödüyorsun ve istediğin her tür kitabı, yani oraya koydukları ve seslendirdikleri her tür kitabı dinleyebiliyorsun ve o kadar keyifli ki, böyle spor yaparken dinle, evi temizlerken dinle, yemek yaparken dinle, yani bir şeyler yaparken de dinleyebildiğin için. Mesela kitap okurken öyle pek yapamıyorsun, oturup hani okuman lazım ama audiobook'lar o konuda çok güzel, çok tavsiye ederim, ben çok seviyorum. Birçok kişi yapmak istemeyebilir ama evde spor yapın. Tabii ki dışarı çıkıp yürüyüş yapmak da çok önemli ama şu an hani herkes dışarı çıkmaktan korkuyor ve dışarı çıkmamamız gerektiği için evde spor yapın. YouTube'da dolu spor videoları var, zumba videoları var, pilates videoları var. Benim arkadaşım mesela şey yapıyor. Ebru Şallı mıydı? Ebru Şallı'nın pilates videolarını yapıyor 34. bölümde ve çok başarılı. Ve bayağı güçlendiğini hissediyor. Ben de mesela çocukluğumdan beri ve annemin genç kızında yaptığı yabancı bir adam var, Glar. Onu yapıyorum mesela. Aynı zamanda dans ediyorum. Hani böyle şey, ağırlık kaldırıyorum. Bence siz de yapın. Yani ben mesela 2-3 saat olabiliyor. Çünkü ben bayağı hareket yapıyorum ve bayağı zaman alıyorum. Yani böyle yavaş yapıyorum. Acele etmemeye çalışıyorum. Ve fazla fazla yapıyorum. Hani mesela normalde ayırman lazım. Mesela bacak günü, kol günü, karın
günü ve siz öyle yapabilirsiniz. Bunun üzerine de bir video yapabilirim. Ama ben bu aralar hepsini yapıyorum çünkü bol vaktim var. O yüzden mesela 20 dakikalık videolar var. 20 dakikalık app'ler var böyle. Alıyorsun app'i, indiriyorsun, ona da aylık bir ödeme yapıyorsun ama sana her gün vücuduna göre, işte sen ekliyorsun oraya bilgilerini, vücuduna göre, tarzına göre sana bir spor veriyor. O yüzden bence böyle şeyler yapın çünkü kilo almayalım bu dönemde. Çok önemli. O da sağlığımıza zararlı. Çünkü oturuyoruz, yiyoruz, uyku düzenimiz bozuldu. Spor çok önemli ve modunu çok güzel yükseltiyor. Bunu daha önceki videomda da söylemiştim. O yüzden bence kesinlikle spor yapın. Herkes yapıyor. Film izleyin. İster tek başınıza, ister ailenizle. Ailenizle daha güzel olur tabii. Çünkü bitince herkes birbirine hani şuradan ne düşündün, buradan ne düşündün. Ama tabii film sırasında çok konuşan bir aile üyesi varsa o da bir sorun. Ama film izleyin. Netflix, Amazon Prime, Digiturk. Digiturk'te de bayağı var. TV bu. Blue TV. Başka ne vardı ya? Puhu TV. 5 hours later. Yani bayağı var. Yani YouTube. yani bayağı izleyebileceğiniz şey var. Yabancı, yerli, altyazılı, seslendirmeli. Her şey, çok güzel diziler var. Mesela Stranger Things, You. Şu an ben mesela şeyi seyrediyorum, The Society. Bayağı ilginç yani. Güzel bir fikir. Şu anki duruma biraz benziyor. Çok değil ama. Yani böyle şeyler var. Seyredebilirsiniz. Ozark çok popüler. Netflix'ten bahsediyorum bu arada burada. Müzik dinleyebilirsiniz, podcast dinleyebilirsiniz. Podcastler şu an çok popüler. Aynı audiobooklar gibi daha önce bahsettiğim. Ama podcastte mesela bir kişi bir şey hakkında, bir konu hakkında konuşuyor. Onu mesela videoda seyretme yerine, sanki böyle bir video şovuymuş gibi seyretme yerine dinliyorsun. Ve o kadar keyifli ki onu da mesela bir şeyler yaparken yapabilirsin. O yüzden bence çok güzel, bence bir deneyin. Ve aşağı lütfen yorum atın bunları daha önce yaptıysanız. Özellikle podcast ve audiobook ve beğendiğiniz podcast ve audiobooklar varsa lütfen aşağı yazın. Ben de bir bakmak isterim. Evet arkadaşlar, biraz açı bozulmuş olabilir ama ayaklarımın üstüne oturuyordum ve ayaklarım uyuştu, o yüzden böyle devam edeceğiz. 10. tavsiyem, yeni bir şey öğrenin. Yeni bir şey yapmayı öğrenin. Mesela benim gitarım var ve eskiden gitar çalıyordum. Sonra bir ara bırakmak zorunda kaldım. Ondan sonra girerim o konuya. Ondan sonra işte unuttum. O yüzden şimdi mesela kendime onu öğretmeye çalışıyorum. Kız kardeşim de öyle. Ya da yemek yapmayı öğren. Yeni bir dil. Ya da mesela Kur'an'ı falan okuyabiliriz. Daha çok öğrenmek istiyorsak hani dinimiz hakkında ya da işte namaz kılmayı falan. Her zaman bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa ve bir türlü yapamıyorsanız onu öğrenme şansınız var şu an. O yüzden bence o çok iyi bir fikir. Tavsiyem
tavsiyem arkadaşlarınızla ve ailenizle FaceTime yapabilirsiniz. Ya da Instagram'da canlı yayın yapabilirsiniz. Bu sizi biraz daha sosyal hayata bağlayabilir. Biraz daha yalnızlığınızdan kurtarabilir. Ve çok keyifli oluyor. Ben yaptım. Zeynep arkadaşımla, Fatma Nur arkadaşımla. Size shout out. Sizi seviyorum. Çok keyifli oluyor. Canlı yayın da çok keyifli oluyor. Çünkü oradan da arkadaşlarınız girip yazabiliyor. Ya da request edebiliyorsunuz birbirinizin videolarına girmeye. Başkaları seyrediyor. Yani Periscope'da da var ama Periscope her zaman... Neyse. O yüzden bence FaceTime yapabilirsiniz. Çok keyifli ve bazı insanlar varmış böyle koyuyorlar videoyu ve herkes... Yani açık tutuyorlar. Onlar da açık tutuyor ve herkes her işini yapıyor ama sanki evde dolu insan varmış gibi oluyor ve çok güzel bence. Evi düzeltin. Biliyorum ki birçoğumuzun evinde çok dağınık köşeleri var, dağınık odaları var, dağınık dolapları var ve şu an o zaman ki vaktiniz var ellerinizle vaktiniz var ve gidip orayı düzenleyebilirsiniz. Yani sizi geride ne tutuyor? Yani bayağıdır yapmadığınız ve yapmak istediğiniz o şeyi yapın. O dolabı temizle. O dolabı düzelt. Kirlilerini kaldır. Ve sonra bittiğinde o kadar mutlu olacaksın ki diyeceksin ki ah iyi ki de yaptım ve bu karantina benim işime yaradı. O yüzden bu çok iyi bir tavsiye. Sosyal medyada şu an oyunlar geziyor. Facebook'ta falan arkadaşlarınızın yaptığı oyunlar. Böyle mesela bir şey listeliyorlar. Kendini anlat. İşte birini etiketle. O kendini anlatsın. İşte o birini etiketlesin. Yok işte benim sayfamda işte bana S harfini verdiler. Benim hakkımda S harfiyle olan bir şey söyle. Ben de sana bir harf vereceğim. Yok işte kameranda mavi olan bir resim koy. İşte koyduktan sonra ben sana olan bir renk söyleyeceğim. Sen de onunla devam et falan. Ve bunlar çok keyifli. Yani seni şeyde tutabilir yani. Hani boşsan bir şeyler yapabilirsin ve bence çok keyifli. Ve arkadaşlarınla daha çok iltibat, muhatap olabilir. Dördüncü tavsiyem örgü örün tığırla. Ben size demiştim çok sevdiğim bir şey. Örgü örmek yani çok keyifli, stres atıcı bir durum ve sonuçta kendi ellerine bir şey yaratıyorsun. Ve bence çok iyi bir fikir çünkü... Kameram kapandı. Baştan açtım. Hem zaman alıyor hem bir şey üretmiş oluyorsun hem de sonra bitince böyle çok... Hani ayıcık falan oluyor. O yüzden mesela ben ayıcık örmüştüm. Şimdi fil örüyorum. Ama isterseniz mesela benim bir aile akrabam yeğenine mesela panço ile şapka ördü. Ve o kadar tatlı duruyor ki. Ve herkes birbirinin yaptığı şeylerini Instagram'da paylaşıyor böyle. O yüzden bence örgü örmek çok güzel bir şey. Bilmiyorsan da bence öğren. Çünkü yaşlı bir nine olduğumuzda bunları bilmemiz lazım. Hatta dantel örmeyi bile öğrenmek istiyorum ben ama... Ona biraz zamanım var. O yüzden bunu kesinlikle yapın.
tahta işi yapın varsa evinizde. Ben tabii karantinaya girmeden biliyordum. O yüzden aldım. Biliyordum böyle olacak. O yüzden aldım. Tabii ki kesbiç demiyorum. Çünkü insanların evinde öyle şeyler olamaz. Hani öyle aletler yoktur belki. Ama boyayabilirsin. Böyle kendi şeklinde kalpler, isimler yazabilirsin. Kendin böyle kutularla falan. Çok hoş şeyler yapabilirsin. Onun örneğini için birazdan göstereceğim anlamadıysanız bahsetmemden. Annemin doğum gününe yaptığım bir şey. Onu göstereceğim. Güzellik günü yapın, spa günü yapın. Yani sonuçta hamamlara gidemiyoruz. Ama evde böyle maske yapın. Böyle yüz masaj aletleri var. Varsa yapın. Yoksa YouTube'da videolar var. Mesela yüz masaj videoları nasıl yapılır, nasıl genç kalınır, nasıl tutulur falan filan. Saçınıza, işte saçınızı yapın, makyajınızı yapın. Kendi kendinize oyalanın. Ama en sevdiğiniz maske, işte vücut exfoliator'ı, ojelerinizi sürün. Diğer resimler falan yapılıyor. Ben yapıyordum arada. Onlardan yapın. Ve bence bu bayağı yararlı bir şey. Ve güzel kese olun kendi banyonuzda. Çok güzel bence. Bence yapın. Tavsiyem. Evde bir bitkiniz varsa onlara bakın, onlarla konuşun. Hani insanlara deli diyorlar ama aslında öyle değil. Bakın benim şurada bir aşk merdivenim var. Şurada da bir kaktüsüm var, görünüyor mu? Şurada şey, tuz lambası. Neyse. Burada da var birkaç tane, göremiyorsunuz. Onlara bakın, onları sevin. Hani ben karantinaya girmeden bir iki tane daha aldım. Çünkü çok keyifli oluyor. Böyle her sabah kalkıyorsun, işte onları böyle sıkıyorsun. Sularını döküyorsun falan. O kadar keyifli ve çok stres attırıyor. Ve doğaya yakın oluyorsun dışarı çıkamadığın zaman. O yüzden bence kesinlikle yapın. Tavsiyem. Mesela evinizde bir hayvan besliyorsanız, ki ben beslemiyorum ama istiyorum. Onları sevin, onlarla oyun oynayın. Çünkü her zaman kedimizi, köpeğimizle ilgilenemiyoruz çalıştığımız için ya da okula gittiğimiz için. Onlar da her zaman bizden aşk, sevgi bekliyor. Ben karantinaya girmeden bir tane balık alacaktım ki hani onu seveyim falan ama olmadı. O yüzden ben istiyorum, benim gibi çok insan var. O yüzden hayvanınız varsa kesinlikle onlara sahip çıkın, sevin, oyun oynayın. Çünkü onlar da dışarı çıkamıyor olabilir ama gerçi köpekleri yürütmemiz lazım. Ve benim sistemde tabii köpekleri olanlar yürütüyor. Çünkü onların da sağlığı önemli. Hayvanlarınızı sevin. Zaten bu korona hayvanlara şiddetten oluştu aslında bir düşünürseniz. Çok üzücü bir durum. Bu arada daha ciddi bir video yapmayı düşünüyorum bu korona üzerinde. Sonradan takipte kalın. Çok düşüncelerim var bu konu hakkında. 19. tavsiyem. Bunu daha fazla erkek seyircilerim sevecek herhalde.
yani kızlar da vardır ama bilgisayar oyunu oynayın ya da video game oynayın. Çünkü çoğunlukla erkekler dışarı çıkıp birlikte hani futbol maçı oynuyorlar, işte basketbol oynuyorlar falan filan. Hani kızlar da yapıyor da hani çoğunluk erkek olduğu için onlar belki sıkılıyor olabilir. O yüzden mesela video game ama adam öldürme değil. Onları sevmiyorum. Onlara kesinlikle karşıyım. Ama böyle hani futbol oyunu, araba yarışı o tip şeyler varsa belki bunlar biraz çocuksu kalıyor ama o enerjilerini oraya verirler ama aynı zamanda evde spor yapmaları da mümkün tabii ki. Onları yapmaları çok güzel çünkü belki biraz hani tavsiyem yoga, meditasyon. Bunlar da çok stres attırıyor ve çok keyifli. Bunlar üzerinde de video yapacağım. Yoga çok güzel bir şey. Seni sakinleştiriyor, evi sessizleştiriyorsun, böyle kokular koyuyorsun ve böyle kendinle bir ve bunu birçok zaman yapamayabilirsin. Gerçi rutinine koyan insanlar var. Mesela ben arada bir yapıyorum ama her gün yapabilmek isterim. Ama her gün yapan insanlar var. Bunu böyle bir kere de olsa, ayda bir kere de olsa, şu an olsa çok işinize yarayacağını düşünüyorum. O yüzden bunu da listeme eklemiş bulunuyorum. Tavsiyeme geldik. 21. O da YouTube seyretmek. Benim kanalımı seyretmek. İnşallah bir önceki vlogımı beğenmişsinizdir. Koronada, karantinada, market alışverişi diye. Bence YouTube çok güzel bir yer. Bir şeyler seyretmek için. Ben seyrediyorum sıkıldıkça. Sonradan o kanallardan da bahsedeceğim. Sevdiğim kanalları. Lütfen bizi destekleyin. Biz böyle devam edebilelim. Size video yapabilmeyi dağıtın, paylaşın. Sizi seviyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Çünkü birçok insan belki karantinada ne yapacaklarını şaşırmış olabilirler. Ne yapacağım, çok sıkıldım falan filan. Alın size 21 tane fikir. Gerçi birçoğunu belki biliyorsunuzdur. Ama ben gene de söyleyeyim dedim. Bilmeyenler için. Ya da aklına gelmeyenler için. İnşallah bu video size yardımcı olmuştur. Sizi çok seviyorum. Bu arada bunların hiçbirini yaparsanız lütfen yorumlara yazın. Duymak istiyorum. Nasıl hissettiniz? Nasıl yaptınız? Beğendiniz mi? Fikirler güzel miydi? Hatta bana resim bile atabilirsiniz. Video. Hani hiç şey yapmam. Çok mutlu olurum. Lütfen kanalıma abone olun. Lütfen kanalıma abone olun. Like butonuna basın. Zile basın ki her koyduğumda haberiniz olsun ve geri gelin. Ve inşallah beğenmişsinizdir. Gerçekten abone olun. Sizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Karantinanız inşallah keyifli geçer. Evde kalın.